Ermenistan'ı destekleyerek Kafkasya'yı, Suriye'de terör örgütünü destekleyerek Ortadoğu'yu ve bütün Ortadoğu coğrafyasında eee mezhepçiliği kullanarak karıştırmaya çalışan İran geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan güvenlik güçleri vahim bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. İran istihbaratı Azerbaycan içinde silahlı terör örgütü kurmuştu. 19'dan da ele geçirildi. Müslüman Birliği örgütü adı altında bir terör örgütü ideolojik bir Yapılanma, silahla eğitim verildiği de anlaşıldı ve bugün Azerbaycan Güvenlik Servisi, İran İstihbarat Bağlantılı Casus Ağanı da açığa çıkardı. Beş zanda gözaltında. Azerbaycan, İran'ın ülkedeki casus ağına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Açıklamayı Devlet Güvenlik Teşkilatı yaptı. Buna göre İran özel servislerinin oluşturduğu casuslara ifşa edildi. 5 kişi devlete ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. Her bir hakkında, gözaltına alınanlardan biri Hazar Denizi petrol filosunda kaptan olarak görev yapıyor. Adı Zahir Askerov. İran'ın kum kentinde dini eğitim aldığı ve para karşılığı İran istihbaratına çalıştığı belirtiliyor. İddiaya göre Askerov, Hazar Denizi'nde yapılan askeri tatbikatların yeri, zamanı ve petrol platformlarına taşınan yükle ilgili edindiği bilgileri Tahran'a iletiyordu. Gözaltındaki Eynur Resulov, bir akrabasıyla beraber İran istihbaratı için bilgi toplamakta suçlanıyor. Azerbaycan ordusunun kullandığı İHA'ların, zırhlıların ve hatta Teknofest'te sergilenen araçların fotoğraf ve videolarını İran'a gönderdiği ifade ediliyor. Gözaltına alınan diğer şüpheliler de para karşılığı askeri verileri toplayarak İran'a satmakla suçlanıyor. Azerbaycan Güvenlik Teşkilatı, İran casuslarının peşinde geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. 2 Kasım'da da İran istihbaratı bağlantılı yasa dışı silahlı grup ifşa edilmiş, 19 Azerbaycan vatandaşı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında soruşturma yürütülüyor. Yaşananların perde arkasında Ermenistan detayı dikkat çekiyor. Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgal eylemleri konusunda fikir ayrılığı yaşayan örgüt üyelerine katıldıkları tatbikatların görüntüleri ve başka yöntemlerle şantaj yarattığı da tespit edilmişti.